yeni aşkım. Bu geceki konseptimizin adı Yaşayan Türküler. İflah olma bundan böyle. Sazıyla sözüyle Hüseyin Turan geliyor. Elin nasıl yarine, nasıl diyelim haydi. Huzurlarınızda İsmail Altunsaray. Ender Balkır için çok büyük bir alkış geldi. Alkışlansanıza vicdansızlar. Aman, aman, halim yaman. Zil getirdim özellikle onu yıkalım. İsmail Altunsay'ı nasıl oynadın biliyor musun? Allah aşkına. Bak roman havasını nasıl oynadın biliyor musun? Aa, o kadar düşünmemiştim ben aslında. Düşün. Yani bir halk müziği sanatçısına bunu yapmayın. Neden? Gerçekten. Halk gerçek yüzünü görsün istiyoruz. Damla nasıl aynı oluyor ummanla abi? Ya yani damla bir damla umman bildiğin ama okyanus. Damla, damla, ama damla, damla olması damla, olur mu okyanus? Zıkkım ettin gittin ha. Ekibin adı neydi Ender'cim? Şey, umman halk oyunları ekibi.
vallahi dayanamıyorum. Müslü'cüm ne yapayım? Ama bu, yapacak bu, hiçbir şey yok. Bu Taksim'e de kim dayanacak? Bence de. Ekranların başlarındakiler de bence oynuyorlar. Kesin oynuyordur vallahi. Kesin. Kesin oynuyorlardı. Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam şarkılar bizi söyleyecek, türküler bizi söyleyecek. Aynen. Çok özel bir gece. Şahane bir gece. Bu geceki konseptimizin adı Yaşayan Türküler. Ne kadar güzel olmuş. İsim babası da sevgili Aydın Karay'mış. Aydıncığım harikasın. Geçen hafta Yeşim Salkım isim anasıydı. Evet. Bu akşam isim babası Aydın Karay oldu. Ölmeyen harika. Türkülerdir efendim. Yaşayan Türküler. Bu gece çok değerli konuklarımız var. Sevgili İsmail Altunsaray, sevgili Ender Balkır ve sevgili Hüseyin Turan. Bu geceki İnanılmaz değerli bir gece konuklarımız olacak. Şahane bir gece herkes olacak. Herkes şarkılara, türkülere doyacağız. Türküleri en sevdiğimiz seslerden dinleyeceğiz bu akşam. Evet. Tamam mıyız? Hazır o mı zaman, çaylar, kahveler? Tabii ki kesin hazırdır. O zaman setup hazırsa. Hazırsa ben mi söyleyeyim? Evet. Tabii ki kesinlikle. Evet. Bu arada üstümde kalmasın Sibel'cim. Ben geçen hafta iki gün üst üste Ankara'da konserimiz vardı. Evet. Sevgili Hakan Taşıyan. Ah, bizim canımız o. Bizi sağ olsun cumartesi gecesi sevgili dostlarıyla davet etti. Bir yerde buluştuk. Sonra sağ olsun konsere geldi. Size çok selam var. Size daha çok selam var. Aleyküm selam. Allah ona sağlık versin. Aynen ben öyle. Ben biraz önce mesajlaştım onunla. Evet, dedim da ki sen hep iyi ol. Sen hep bize aynen şarkılar öyle söyle, size türküler çok söyle. Var. O kadar güzel. Dedim ki seni zaten şarkılar iyileştirmiş. Tabii tabii. Devam tabii, et lütfen tabii. Dedim. Ya insanlar öyle özlemiş ki konseri yani. Sahneye davet ettin mi? Tabii söyledi sağ olsun bize. İki tane de şarkı söyledi eksik olmasın. Ne güzel. Yani gerçekten hani yer yerinden oynadı diye tabir edebileceğimiz bir performans. Harika. Allah hep sağlık versin Hakan'cığım. Seni çok seviyoruz. Çok İyi ki varsın seviyoruz. Sen. İyi ki varsın Hakan'cığım. Arabeskin kralı Hakan Taşı'na gelsin alkışlar. Evet çok çok güzel. Sibel'cim Özgür Koç şarkısı var bir tane. Evet bir Özgür Koç şarkısı. Biraz böyle Ankara havası var bunun içinde böyle. Güzel. Onu seslendireyim dedim. Buyurunuz efendim. Yeni aşk. Bravo. Hakan var ya nasıl yakışıyor sana. Ya senin, nasıl ya, yakışıyor. Sen, vallahi ağzına aynı sağlık güzel, yeni yakışıyor. Aşkım. Ne güzel darısı başıma. Allah'ım Allah'ım yaz gel. Ay, ilk defa. Hem oynadım ya. İlk defa kendisi söyledi. Evet, darısı başıma diye. Dedim. Ay Allah'ım. İnşallah. Biz artık demiyoruz ya. Kendisi evet, söyledi. Kendi artık söyledi. Allah söyletiyor. Bak hep söylüyorum ya hani oynamak mutluluk hormonunu yükselten bir şeymiş. Dans etmek falan. Gaza geldin hemen darısı başıma diye. Ama zaten bu groove'da bu ritimde oynamayan evet bir tuhaftır ya, yani. Vallahi, ya, nasıl güzel. Milletin regisi varsa bu ya, da bizim regimiz Ankara. Sibel'in, Sibel'in geçen hafta konserine dostlarım gitmişti. Ha, onu bak, söyleyecektin canım ya. Ay, bak anlata anlata bitiremiyorlar. Ya. Nasıl keyif almışlar. Ay, dedim ki anladınız mı siz hani oradan seyrettiniz biz yanındayız. Dedik yani. Nasıl, ya. Nasıl oyna eğlenmişler çok. Ay, eğlenmişler. Çok keyifli geçiyor hepimizin öyle. Sen öyle. Ne yaptın senin var mıydı bir? Biz de bir Ankaralar, Konyalar o civarda dolaştık. Çukurova. Tabii. Bugün de devam ediyoruz. Seyyahlar aynen öyle. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum efendim Hakan'cığım. Ağzına sağlık. Evet ben de albümden bir şarkı söyleyeceğim. Herkes senin albümü konuşuyor. Yine iki üstad. Herkes senin albümü estağfurullah, konuşuyor. Estağfurullah. Tekrar o güzel gönlünüze, emeklerinize sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten çok ve bu kadar kısa sürede konuşulması, öne çıkması ne kadar önemli bir şey. Çok teşekkür çok ederim. Güzel. Gerçekten. Gönlünüze sağlık. Bütün müzikseverleri, yorumlar da çok güzel. Ne gerçekten. Güzel çok özledi oluyorum. Hayat. Tabii yeni şarkılar hepimizi böyle heyecanlandıran şarkılardır ya. Ama benim çok eskiden beri dinlediğim bir şarkıydı. Nurlar İsmi Yasin rahmetli Müslüm Gürses'ten duymuştum. Bu nasıl bir Hicaz şarkıdır demiştim. Ben Hicazlıyım biliyorsun. Biliyorum onu ben. Hicaz hepimiz öyle. Ben... Hicaz Hakan ya. Hepimiz. Hicaz Hakan. Hicaz Hakan. Hicaz Hakan. Hicaz Hakan. Çok değerli iki tane ustanın şarkısı. Aynen de öyle. Allah ona uzun ömürler versin. Değerli amin. Büyüğümüz Mustafa Sayan'ın amin. Ellerinden amin. Öpüyoruz. Amin. Mustafa Beste. Sayan hocamız. Saygıyla. Ne eserler yapıyoruz. Çok ne güzel. Ne eserler. Bu da yani damgadır. Gerçekten hiçbir çok. Hiçbir zaman unutulmayacak. Hepimizi mahveden şarkılardan bir biri. Bir de şarkının adı Sefil Aşık. Hadi. Ay canım benim. Günah. Bu arada yazık günah. Sözlerinde Nurlar İsmi'nde yazsın. Mekan cennet olsun. Bence Türkiye'deki arabesk müziğin en büyük söz yazarlarından bir tanesi. Aynen öyle Ali abi. Tekin Türe'yi rahmetle analım. Rahmet olsun. Mekan cennet olsun onunla. Çok değerli iki üstadın şarkısı. İki üstad birleşmiş. Ortaya da böyle bir şarkı aynen. Çıkması artık çok. Aranjmanını da sevgili Hakan Yer biz yaptı. Emeği geçen tüm
müzisyen dostlarıma da teşekkür ediyorum. Bizim Mustafa İpekçioğlu da bağlamaları çağırdı. Öyle mi Mustafa'cığım? Selam olsun. Mustafa'cığım selam olsun. Bizim o da canımdır. Hadi bakalım meyhane hadi, son durağım. Keyifle dinleyelim. Tamam. Allah! Herkes hazır mı? Ne yaptık? Tamam. Kadehler şansım oldu. Meyhane son durağım. Kadehler şansım oldu. Şu üç günlük dünyada sefaret açtım oldu. Sefalet aşkım oldu. Şu üç günlük dünyada sefalet aşkım oldu. Sefalet aşkım oldu. Sevgi nedir bilmedim. Darıldım sevenlere. Bir gün olsun gülmedim, özendim gülenlere. Sevgi nedir bilmedim. Darıldım sevenlere. Özendim gülenle. Sitemkâr olmuşum ben. Baktım yazanlara, sitemkâr olmuşum ben. Ağlatan kaderimden İsyankâr olmuşum ben. İsyankâr olmuşum ben. Of, sevgi nedir bilmedim. Darıldım sevenlere. Bir gün olsun gülmedim. Özendim gülenlere. Sevgi sevenlere. Bir gün olsun gülmedim, özendim gülenlere. Ah, böyle kaldım. Böyle kaldım. Nasıl? Tam garip, müzisyen garip. Şarkısı canım. Var ya, evet ya, tam gerçekten. Müzisyen şarkısı. Ya. Bunu böyle kına gecelerinde. Mustafa Hoca. Değil mi? Aynen. Değil mi? Beste yapmadan önce bir de en sevdiğim icat şarkılardan bir tanesiydi. Mekan harika. Cennet olsun Ali abinin. Ne güzel laflar yazmış, sözler yazmış. Mustafa amcamızın da ellerinden öperiz Mustafa Sayan'a. Orayı çalsana. Nereden? Aynen. Dur, aniden istin. Dur. Thank you.
Bayılıyorum. Allah. Bayılıyorum. Harikaydı. Adam enstrümanist ya. Evet. Mustafa amca dediğin gibi Allah ömürler versin. Hem de ne enstrümanist? Ya kemanın şahlarından yani yıllarca. Ben de doğru. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Evet, bunu duydum. Bütün kemancıların yolu Mustafa Sayan'dan geçer. Vay. Ben de 2011 yılında yaptığım albümde senede bir gün düzenlemesi yaptı Zafer Hazinedoğlu. Onun başına Mustafa amca dedim, bana bir taksim yap gel lütfen dedim ya. O zaman da stüdyo evin altındaydı, oturdu bir taksim yaptı. Baştan sona zaten aynen başladı ve bitirdi. O da bana en büyük anı olarak kaldı. Mustafa Sayan'a selam olsun. Çok selam olsun. Allah korusun onu. Vallahi çok güzel. Vallahi darmaduman olduk şu anda. Bizi böyle bir hareket mi, bir şey evet, mi yapsan? Benim gide yiyeceğiz ama başka yiyeceğizlerden. Tamam. O regi yiyeceğizlerinden. Regi yine Ankara, yine Ankara. Yine minik bir regi yapalım. Hadi bakalım. Üstü şenlendirici. Hadi bakalım.
eski günlerdeki gibi. Burçcuğum değil mi? Saç ektirmiştim biliyorsun. Güzel olmuş. Saç ektirme demeyelim, saça lens diyelim. Lens diyelim. Playback, playback de diyebiliriz. Bir şey söyleyeceğim ama fırça gibi olmuş saçın. Çok güzel olmuş. Açtın şarabını, içerler Dilber. Açtın şarabını, içerler Dilber. Mecnun gibi gezer, hey dost sergerdan olur. Tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı. Çözemedim, çözülmüyor bir. Aşkı dayasın bu dar mihriban, mihriban. Fidayda Laço Tayfa geldi aklıma. Hüsnü bizi uzaya götür. Hüsnü bizi uzaya götür. Ay Hüsnü, ağzına sağlık, nefesine sağlık. Çöle bile atladık. Oh be. Oh ne oynadık aynen, yine. Aynen. Şey, Sefil Aşık'tan sonra iyi geldi valla. Doğru. Ters köşe oluyor işte. Ters köşe. Ama bizim Türk insanımızda bu vardır zaten. Tabii tabii. Hem bir şarkıda ağlarsan tabii, arkasından bir böyle bir şey gelir. Ağlarken oynayan halk. En güzel halk, Türk halkı bence. Aynen öyle. Nasıl hep bir, duygular. Nasıl aynen güzel yani, bir vicdanlıdır kalp, bir kere. Vicdanlı. Vicdanlıdır. Aa, aynen. Vicdanlı halk. Gerçekten. Türk halkı. O müzikler de ondan öyle çıkıyor zaten. Neden ağlıyoruz? Kaç tane doğru. Batı müziğinde tabii mutlaka ki ağlayan, duygusallaşan insanlar ki, vardır ama yani. Ki. Hani biz neredeyse her şarkıyı duyduğumuzda özellikle başka yavaş ya, olanları tabii. Tabii ki. Mutlaka İçimiz parça parça oluyor. O vicdanla oluyor, da alakalı bir şey. Bu arada Fidayda da anonim beğenmiş. Anonim. Evet. Anonim, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Özür diliyoruz anonim. Ne besteler yapmış anonim bey. Siz varken bizim haddimiz değil ama şarkı. Ay ne kadar güzel bu Fidayda. Harika. Oynatır. Ağzına yüreğine sağlık. Oynatır, aynen, ağlatır. Aynen öyle. Hepsi var onun içinde. Gerçekten öyle. Evet. Bu evet, akşam yaşayan türküler. Yaşayan türküler. Ve güzel ne isim, kadar güzel isim güzel gerçekten Aydıncığım. Ve türküleri de layıkıyla yaşatan çok değerli konuklarımız sanatçı, var. Hepsi o kadar kıymetli ki herkesin öyle çok sevdiği, bağrına kesinlikle, gönlüne bastığı çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var bu gece. Kesinlikle. Başlayalım mı? Hadi başlayalım mı? O zaman sazıyla sözüyle Hüseyin Turan geliyor. Karakaş boyanır mı? Karakaş boyanır mı? Öpsem yar uyanır mı? Öpsem yar uyanır mı? Sen orada ben burada, sen orada ben burada. Buna can dayanır mı? Buna can dayanır mı? Haydi sevdim haydi, gözlerin beni baydı. Eli nasıl yarine, eli nasıl yarine, nasıl diyelim haydi, nasıl diyelim haydi. Karanfile kermi, karanfile ker misin? Balının şeker misin? Balının şeker misin? Meramın sevmek değil, meramın sevmek değil. Kuru dil döker misin? Kuru dil döker misin? Haydi sevdim haydi, gözlerin beni baydı. Eli nasıl yarine, eli nasıl yarine, nasıl diyelim haydi, nasıl diyelim haydi. (Gülüyor)
Karşıdan geç göreyim, karşıdan geç göreyim. Topludan gül vereyim, topludan gül vereyim. Sende dudak bende yüz, sende dudak bende yüz. Sen iste ben vereyim, sen iste ben vereyim. Haydi sevdim haydi, gözlerin beni baydı. Elin nazlı yarine, elin nazlı yarine. Nasıl diyelim haydi, nasıl diyelim haydi. Haydi sevdim haydi, gözlerin beni baydı. Elin nazlı yarine, elin nazlı yarine. Nasıl diyelim haydi, nasıl diyelim haydi. Hüseyin Turan. Sağ olun, var olun. Hüseyin Turan. İyisiniz, ne var ne yok? Hastasıyız ya. Hastasıyız var ya, bu akşam biz tam yani ederim. Hasta olacağız. Sağ olun. Yok, estağfurullah. Hoş geldin, hoş sağ geldin. Olun. Yine hoş bulduk. Böyle bir girizgah yapmış olalım. Harika, güzel bir başlangıç oldu. Şey yaparız daha çok. Ya kaynatırız daha çok. Aynen öyle. Daha... Bakalım. Türkülerimizdeki arkadaşları da bekletmeyelim. Türkülerimize yürek veren, Türkülerimize yürek veren adamlardan bir tanesi. Sağ olasın, çok teşekkür gerçekten ediyorum. Gerçekten çok sizin seviyorsun. Güzel düşünceniz. Bu arada çok değerli müzisyen evet. dostum da evet. bize evet. Şeref verdi. Tanıtırsan. Özgür Korkmaz benim aynı zamanda yeğenim, akrabam. Eyvallah. Özgür Korkmaz'a hoş geldin. Hoş geldin. Ne güzel. Zaten. Daha konuşacağımız çok şeyler var. İşte ben de onu diyorum. O zaman biz var ya biz bir tamam. de ilk albümümüz falan aynı. Evet ya, evet. Çok çok hepsini, anımız var. Hepsini böyle yad ederiz. Bu arada o güzel günleri yad ederiz. Çok Hakan. Akıcı konuşuyorsunuz, hasta olduk bir yerde. Hakan'cığım ben uzun yıllardır kafa yaptım herkese. Hoş geldiniz. Güzel adam. Evet. Kalbi, sesine ya, aynen yansımış. Aynen öyle ya, güzel adam ya. Gerçekten öyle ama bu akşam bütün konuklarımız öyle. Türküleri dinlerken hep aynı şey geliyor abi aklıma. Okuldaki repertuar dersi, halk eyvallah. Müziği dersi mesela. Düşünebiliyor musun? Tam bütün şeyleri okumaya çalışıyorum ben sözlerden. Evet, doğru. Bayağı o bağlamanın çarpmalarıyla olan şeyi buradan yakalayamazsan bu türküler çalınmıyor. Notayla değil. Doğru, doğru. Yani... Biraz da o... Memleketten olmak, buradan olmak gerekiyor yani. Bu coğrafyadan olmak. Türküler yani. Hep yaşar da yaşatanlar daha önemli. Aynen öyle. Değil mi? Türküleri yaşatanlar daha önemli. Bu gece diye. Türküleri yaşatan bütün değerli konuklarımız burada zaten. Kesinlikle. Çok şanslıyız onlarla bir arada olduğumuz için. Yine onlardan bir tanesi. Yine onlardan ve hepimizin çok sevdiği, sizlerin de çok sevdiğiniz sanatçı arkadaşımız geliyor. Efendim huzurlarınızda İsmail Altunsaray.
söyle. Gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elimi durmalar. Ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm. Sırada içimden gelir. Vallahi ben böyle keşke biliyorsun. Hep gelsin bizi yalnız bırakmasanız. Yalnız finalde böyle ara ara yine baktı bana. Şöyle dedim ki ya. Finalde dedim, kendi yaptı. Herhalde geleceksiniz diye düşündüm. Ya, bu aslında ikinci kıtanın sözleri. Allı turnam ne gezersin havada diye bilinir. Aslında allı turnama yani turnaya sormuşlar. Allı turnam ne gezersin havada denilir mi? Allı turnam ne gezersin ovada. 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 Diyor ki, o da cevap veriyor işte kanadım kırıldı kaldım burada. Hmm. Eyvallah. Ah, yanlış bilenler için... Buradan doğrusu aslında doğrusunu öğrenmiş olduk. Bu arada alkışın en büyük İsmail Altınsay için rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O güzel nefesinle bizim programımıza yine şeref verdin. Yaşayan, yine şeref yaşayan türkülere layıkıyla yakışan bir adam. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim Hakan abi. Bozkır'ın tezenesi. Yeni tezenesi. Yeni. Neşe Dertaş'ı da saygıyla, rahmetle anlamadan. Bozkır'ın tezenesi oydu. Ama sen, onun bayram gerçekten çok layıkıyla yaşatan bir adamsın. Estağfurullah abi. Çok divan, teşekkür divan ederim. Divan sazı çalıyorsun. Evet. Bu arada Hüsnü Şenlendirici senin gözlüklerine hayran olmuş. Ben de bir konserde kullanabilir miyim dedi. Yeni geldi daha. İsmail'e yeni sorarız geldi. Dedim. Onun da vardı eskiden gözlüğü. Ara ara gözlük İsmail'in gözlükleri şey hani... Numaralı ve ışıklar Işık, sıkıntı yaptığı için, hassasiyet olduğu için. Onun için. Yani. Ama çok, bir şey çok yakışmış. İmaj olarak bile kullansaydım bana göre çok yakışmış. Sana. Ya ben bir de saç ektirmiştim. Güzel olmuş. Ektirdiğin şeyi de söylesene. Hayır,
ektirdiğin firmayı da söylüyorum. Hayır, saç ektirdim. Sonra buraya geldim, kasket de gelmiştim. O zaman sen rahatsızdın. Evet, ben izledim. O zaman da bir şeyim yani tarz falan mı yaptın diye. Onda da öyle bir şey yok. Saç ektirme demeyelim, saça lens diyelim. Lens diyelim. playback de diyebiliriz. Bir şey söyleyeceğim, fırça gibi olmuş saçın. Çok güzel olmuş. Nasıl yani? Süpürgeci de yaptırdım ben o yüzden. Yok güzel yani, fışkır. Süpürgeci de yaptırdım ben, ona gidiyor arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim, saç fışkırmış. Yani elimizden geldiği kadar diri tutmaya çalışıyoruz. Bu bir şey söyleyeceğim hani. Evet abi. Bu insanlar hani... Ne bileyim, benim de saçlarım seyrek mesela. Bir ürünle mesela kapatıyorum. Karabiber. Çünkü evet. Karabiber diyelim. Beyin ameliyatım var ama mesela. Ama benim zaten şuramda ölü bir hücre var. Yani ama mesela insanlar kendi mesela saçta kesinlikle yaptırsın mesela. Yani bence, barışık bir haldeyim ben. O yüzden herkes kendimi... yaptırmalı. İsmail hoş geldin. Abiciğim hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Seni oturum odamıza davet ediyorum. O şeref bize ait. Çok eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Yeni geldim daha. Geldim. Evet. Eyvah. Şuradan geçeyim. İki tane özel adam oturuyor orada. Yine gerçekten özel adamlardan bir tanesi. Şahane böyle bal gibi. Üçünün de farklı ses renkleri. Ve tavırları. Herkes gibi. Şu an tam orada üçü tamamlıyoruz bakalım. Tabii canım. Buyurun. Çağıralım o zaman. Onu davet edelim. Hep tebessüm ederken görürsünüz onu. Güzel adamdır. Ender Balkır için çok büyük bir alkış rica ederim. İçerler dilber, aşkın şarabını içerler dilber. Mecnun gibi gezer, hey dost sergerdan olur. Üstün görüp candan geçerler dilber. Der hep misal döner, hey dost seyristan olur. Üstün görüp candan geçerler dilber. Ferhat misal döner, hey dost perişan olur. Kar şeker kervana, başların zülfikar şeker kervana. Merhametin çoktur, hey dost gelir bana. Dilber yüzün benzer şemsü tebana. Örtme zülüflerin, hey dost seyristan olur. Dilber yüzün benzer şemsü tebana. Örtme zülüflerin, hey dost seyristan olur. Cenneti huru, ta ki sensiz neyler cenneti huru. Cevru cefa ile, hey dost geçmez şuhur. Dünyalı avada sensiz huzuru, ancak didarınla, hey dost şadıman olur. Dünyevi ahvada sensiz huzuru, ancak didarınla, hey dost şadıman olur. Ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Hoş geldin. Biraz önce ne kadar doğru söyledin. Yüzü gözü gönlü gülen aynen adam. Aynen ya. Eyvallah. O sizin gönlünüzün güzelliği. Sizinle birlikte olmak en sevdiğim. Tekrar çok mutlu olduk. Şeref, ne güzel oldu. Müzisyenler ve güzel dostlarla birlikte olmak çok. Ne güzel.
İyi ki geldin bu gece. Bence de iyi ki geldim. Harika bir gece olacak. Vallahi. Biz tabii yakından takip ediyoruz, hep izliyoruz programlarınızı. Çok güzel gidiyor, harika gidiyorsunuz. Şahanesiniz, nazar değmesin. Gelen konuklarımız sayesinde, ekibimiz sayesinde oluyor. Hep birlikte, oluyor. Bütün arkadaşlarla. Çok teşekkür ediyorum. Bambaşka bir hal aldı programımız. Gönlünüzün güzelliği yansıyor ekrana. Ben oradan da izleyen birisi olarak size bunu ileteyim. İzleyicilerimizin, dinleyicilerimizin duygularına tercüman olarak söylüyorum bunları. Halk adına konuşuyorsun yani. Evet, halk adına konuşuyorum. Halk bizi söylüyoruz yani. Halk adına da konuşuyorum yani. Hep layık olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Hoş geldin. Geçelim mi artık biz? Şöyle beş yapalım burada. Buyurun efendim. Enderi bekliyoruz. Enderi sevgilerimle ya. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Ne güzel oldu geldiniz. Ne güzel. Bak. Ay ben de bir tane aranızda böyle. Ay, hoş oldum. Her daim yani. Bugün şu ortamı kurtarıyorsunuz gerçekten. Gerçekten bu kadar. Yoksa normalde bir tane. Bu kadar baltanın üstünde. Ay olur mu öyle şey? Ben balta demeyecektim. Yok ben kendime diyecektim. Olur mu öyle? Gözüm meclisten dışı. Hadi hoca kesme, iyi dedi balta. Bu kadar balta. Ya hayır kabul etmiyorum. Bu sokak jargonundan bir şeydir. Kelim oyununa da selam olsun. Kelim oyununda hastasıyız bu arada burada. Sokak jargonundan. Bazen kelimeler soruyorlar. Evet, ben çok seviyorum o yarışma programını. Orada kelime haznen de genişliyor o programda. Evet, o sorulardan işte kelimeler. Ben şey diyecektim hani balta yerine İsmail'cim. Özür dilerim. Hani 2-4-5 kişiyiz ya, bir tane kaleci bulursak bir halı saha takımı gibi olur. Hayır sen de kazma diyormuşsun abi. Allah. Nasıl futbol oynadınız bilmiyoruz ama. Bence çiçek böceğe bağlayalım mevzuyu. En tatlısı o bence. En güzeli o. Bir tane çiçeğimiz o bizim her zaman. Ay, canımız zaten. Canımız. Şimdi kelime oyunundan böyle bahsetti. Ben o şekilde bağlayacaktım da ama umarım hızlı söylerim. Bak şimdi. Sibel Hanım aramızda müdahalesiyle... kozmetik müdahalesiyle burada ışıl ışıl parlıyor efendim. Evet. Kesin her daim. Evet. Resmi tamamlıyor yani. Değil mi? Güzel toparladın abi. Kozmetik müdahale ne demek? Kozmik değil mi kozmetik? Kozmetik müdahale hadi bakalım. Kelime oyununda cevap ver. Abi valla kozmetik. Sen var mı cevap? Müdahale kısmını bilemedim ya ben. Kozmetik en iyisi, tamam mı? En iyisi... Abi ya makyaj demek ya. Ben en iyisi güzel böyle bir türkümü çok sevdiğim. Dededen. Musa evet Musa dededen. Dededen bizim dededen. Canımız. Ellerinden öpüyoruz. Çok onun o güzel kalbinden öpüyorum. Onun o özel albümünde. Evet. O kadar şanslıyım ki daha önce de söyledim. Onunla karşılıklı yani. Bu türküyü seslendirmek evet. Büyük bir heyecandı benim için. Aynı zamanda büyük bir gurur oldu. Bu arada sözlerini de yazan çok özel bir söz yazıyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet. Koça. Olsaydı Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bir gün inşallah stüdyomuzda da birlikte söylersiniz bütün. Musa evet. Hocam. Ah benim selam canım olsun. Musa selam Hocam. Olsun. Musa Yaşayan efsane. Eroğlu. Onun unutulmaz eseri. Mihriban diyelim hadi. Mersin. Mersin. Selam olsun. Ama siz de ne olur arada içinizden geldiğinizde. Ne
önce naz, sonra söz ve bir de hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözülmüyor. Yani biraz böyle spontane oldu ne ama güzel yani oldu. En ne güzel oldu. Allah'tan takılmadım. En samimi şekilde. Hüseyin abi takılmadan söyledim. Ben hiçbir şekilde ama bu şiiri okurken takılmıyorum abi. Ben de bilmiyorum. Sen Hüseyin'e yürüyorsun, ben sana bir yürürsem. Yok yok. Ama ben Hüseyin abinin çok güzel bir hikayesini yürüme anlatmak işte istiyorum. Neyi anlatacaksın? Hüseyin abim çok, evet bir ara çok beraber de çalıştık. O zaman ben rahmetli babamı kaybetmiştim. Rahmet olsun. Evet. Allah rahmet eylesin. Hüseyin abi şeyi derdi sahneden. 5 dakikanız varsa 2 dakikalık bir şey anlatacağım derdi. Hay Allah. Hiç unutmam yani. Bu arada yeni bir proje var galiba. Sabahat. Aa evet evet. Evet. Selam, selam. Sabahat ablayı da buradan çok sevgiler, selam, saygılar olsun kendisine de. Ellerine bugün öpelim. O bizim aramızda olamadı. Evet. İşi vardı. Evet. Evet. Ama onu temsilen evet, böcekler olarak evet, yani biz buradayız. Biraz anlatır mısınız? Dördünüzün bir projesi var. Konserler de var İstanbul'da. Evet evet, ilk konseri şeyde Kuruçeşme Arena'da yapacağız. Harika. 14 Haziran'da. 14 Haziran'da. Evet. Gönülden Türküler ismiyle. İsmiyle. Aa, hep birlikte, hep birlikte evet sahnede olacağız. Allah ne verdiyse bakalım. Oh, sabah Gönülden zaten. Selam ve saygı olsun. Evet. Çok evet saygılarımızı veriyoruz. Eğer boş günümüzse İstanbul'daysak isteriz. Vallahi bekleriz ki yani deriz. Evet. Gerçekten birbirinden değerli bekleriz, 4 tane. Harikasınız. Türk halk müzikisine gönül vermiş gerçekten siz. Ne kadar büyük bir değersiniz. Gerçekten evet, onu çok yerine getiren çok yaşınız çok genç ama aslında, ustasınız yani maşallah. Bir mukabele. Yani çok, biz çok eğleniriz aramızda hem çok yani her yol vardır. Her yol var. Bugün de öyle eğleneceğiz. Hüseyin'in bugün de öyle eğleneceğiz. Yani öyle zaten. Yani beş yapıyoruz işte burada. Ya bir hani tabii, bir kırılamamış bir şey vardır ya, kabuk vardır ya. Hani halk müziği sanatçısı oturaklı olur, hiç işte oynamaz. Bir, ha, bir şey öyle bir tabu vardır. Öyle gözlük takmaz. Onu bugün yakacağız. Ben başlayayım bir kenarından dur. Hiç olmazsa böyle gözlük takmaz zaten. Zil getirdim özellikle, onu yıkalım. Çalıp oynar mısın peki? Ne zil? Onu bırak. İsmail Altun Say'ın nasıl oynadığını biliyor musun? Allah aşkına. Bak roman havasını nasıl oynadığını biliyor musun? Allah Allah. Bir şey söyleyeyim biliyor musun? Yapacağız yapacağız ilerleyen dakikalarda merak etme. O kadar düşünmemiştim ben aslında. O kadar. Düşün daha ilerisini düşün. Mevzuyu sen açtın. Gerçekten. Ben hani demin senden bahsederken gerçekten sen hem enstrümanist hem yorumcu kişiliğinle Türk halk müziğine çok hizmet eden ve
Sen bizim konservatuvardan kardeşimsin ama senin hizmetini de biliyoruz. Herkes eyvallah bilir zaten. Senin albümünde de çalmıştım var. Evet sen. Aynen. Sen Dağlı'yı, ben alırım sen Dağlı'yı da. Sevgili İsmail çalmıştı. Eyvallah. Ha, İsmail'de arabesk de var, halk müziği de var. Her şey var. Onu dedim mi her yol var diye. Her yol var. Aslında yol var efendim. İsmail'de öyle çok yol var ki. Çok fazla evet. Yollar çok fazla oldu da karışıyor işte. Dinleyeceğiz ama ondan önce kırmızı sevgili diyelim. Tamam. Hatta evet, senin çok müziğini yaptın. Ya ben şimdi ben 30 yıllık böyle bir sürü şey birikti. Ya pandemi girince bunu ben olumlu yöne çevirdim. Değerlendirdin. Evet, evet yani o kadar çok şey çıktı ki onları şimdi 2 yıldır da işte şeyde dijital platformlarda onları hani yayınlamaya başladım zaten. Kendi sayfandan mı yayınlıyorsun sen? Ha, evet. Bu arada ben hep bunu söylemek istiyorum. Lafını kestim. Eyvallah. Bizi seven birçok takipçimiz var. Tabii. Müziğimizi seven, yaşantımızı merak eden, şimdi sosyal medyadan takip ediyorlar. Ama bizim asıl şarkılarımızı, müziğimizi paylaştığımız platformlardan o kadar daha oturmadı bu mevzu. Evet evet yani. Bilmiyor olabilirler ya da ne bileyim hani. Evet. O konuda müzisyenlere, sanatçılara sevdiğiniz sanatçılara hani, en büyük desteğiniz onların asıl evet, şarkılarını paylaştığı platformları abone olmak. Evet, abone olmazsa yani evet. Çok önemli. Abone olurlarsa. Bizler oluyor çünkü. Yarınlara evet, dair evet, daha güzel şeyler yapabilmeniz evet, için evet, asıl destek motivasyon bu olacak. Değil mi? Evet yani uzun yılların yani birikimi halk müziğiyle beslendim. O kültürün içinde büyüdüğüm için ona istinaden öyle şeyler de. Ama mesela sanat müziği de çıktı birkaç tane. İşte ne güzel. Ne başka güzel işte ya. Yani anladım, böyle şeyler de çıktı. Ne güzel. Benim de pop albüm biri çıkıyor abi yakında. Senin pop albüm mi çıkıyor? Yakında çok. Sinyallerini görmüyor musunuz zaten? Şu gözlükle. Ama bir yerden başlamak lazım. Gözlüğü popa itti onu aslında. Yok estağfurullah. Ya görüşü evet evet onu söyleyeceğim. Kaynaklarımı araştırırken bende eski kaynaklar var. Böyle bir arşivim de vardır. Bu söz hiç bestelenmemiş baktım. Bir ya bir ezgi vardı bir baktım. Çok güzel yani öpüştüler. Evet, umarım öpüşmüşler. Evet. Hüseyin Turan'dan dinleriz Kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
kolunda kol bağısı kırmızı, 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 kırmızı. Ak kolunda kol bağısı kırmızı, 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 kırmızı. Ben de kırmızılara girdim. Vallahi çok güzel. Sağlık. Ne güzel. Hüseyin'im o başı yeşil, ayakları kırmızı. Ne güzel. Nasıl güzel? Ya şeyden bahsediyor, bülbülden bahsediyor. Bülbül abi. Bülbül öyle mi oluyor? Bülbül, evet. Anladım. Yani böyle rengarenk o kadar çok bülbül çeşidi var ki. Mesela Arap bülbülü örneğin var, simsiyah. Onda öyle bir renk yok mesela ama diğer bizim Anadolu'da bir sürü rengarenk bülbüller var zaten. Eyvallah. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hüseyin abi de bugün bülbül. Hayır bülbül olmasa yani maşallah. Müziğinde maşallah. O kadar çok şey eksik kalacakmış ki. Hakikaten Karacaoğlu, Karacaoğlu'nun sözleri çok türkülere, çok şarkılara evet. söz olmuştur. Bazılarını bilmeyiz mesela. Anonim diye geçer. Söz Karacaoğlu'nun anonim diye geçer. Yeni jenerasyona sen Türk halk müziğine böyle bir emeğinden dolayı eyvallah, bu bence kesinlikle TRT'nin repertuarında olması gereken yani türkülerden bir tanesi. Türkü gibi oldu onun için. Çok güzel. Müzik, müzik Hüseyin Turan, Söz Karaca olan türkümüzün adı Kırmızı. Yani bir halk müziği sanatçısına bunu yapmıyor. Neden? Gerçekten. Halk gerçek yüzünü görsün istiyoruz. Ender'in bir ismi de Umman biliyorsunuz değil mi? Evet. Ne güzel. Okyanus. Şey, kimlikte mi? Evet evet. Kız olsaydın da herhalde Damla koyacaklar. Ummane olacak. Ummane olacak. Ummane olacak. Öldüm yar diye, diye.
açar bir gün. Bastığımız kara toprak boyumuzu aşar bir gün. Kefenini biçer bir gün. Belki de bir can yoldaşın kefenini biçer bir gün. Allah çok fena sözler versin. Vallahi. Yine Karacaoğlan'ın sözleri. O nasıl laflar ya? Yani yine Karacaoğlan'ın. Yeryüzünde canın ciğerin biçiyor kefenini çünkü. Aynen öyle. En yakınına düşüyor bu görev. Abo. Aynen öyle. Çok doğru. Çok özel. Of. Çok. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak. Devamını bastığımız söyle. Kara toprak boyumuzu aşar bir gün. Ya. Gör yastığa düşer başın. Gözlerinde kurur yaşın. Belki de bir can yoldaşın kefenini biçer bir gün. Ah. Yani daha ne söylenebilir ki? Efendim programımız burada sona ermişti. Bunun üzerine bir şey söyleyeyim. Of be. Ya işte ozanlık o kadar başka önemli bir şey. Ve yüksek bir şey ki yani gerçekten. Gerçekten. 3-4 kıtalık bir şeyle büyük. Böyle ansiklopedi bir hayatı anlatıyor. Hüseyin'in bir cümlede ne? 3-4 kıtası. Bir cümlede. Aynen. Bir cümlede zaten. Tabii bir cümle. Anadolu aşıklarının hepsi aslında filozof. Tabii kesinlikle. Evet. Hem insanı çok iyi tanıyorlar, hem doğayı çok iyi tanıyorlar. Çok, aynen doğru. Hem hayatın sırrını çözmüşler. Biz aslında nasıl yaşamamız gerektiğini onlar öğütlüyorlar ama işte anlayabildiğimiz kadar. Yani benim en sevdiğim yani. Durumlardan bir tanesi de çok gerçekten yüksek mertebelerdeyken hep halka böyle bir öğretileri olmuş ki onlara hizmete aynen öyle. Hiçlik mertebesi onların tabiriyle hiçlik mertebesinden. Aynen hiçlik mertebesinden evet, gelen doğru söylüyorsun. Ağaçlar üste doğru, ozanlar aşağı doğru büyüyor. Ozanlık önemli başkanım. Şimdi yandık. Hadi bakalım. Hadi bakalım söz müzik Selahattin Çelik. Evet. Ender'le Ender'den Ender, duyarsak zaten. Umman Ender. Umman. Ender'in ismi de Umman biliyorsunuz değil mi? Evet. Ne güzel. Okyanus. Şeyde mi? Kimlikte mi? Evet evet. Kimlikte öyle mi? Ama kullanmıyor. Mi? Tabii. Benim babam Umman ismi şeyde, mahallede. Çok sevdiğim isimlerden bir tane. Hayır. Umman. Şey mi dedim hani lakap mı dedim? Yok. Babam aslında Deniz koymak istemiş. Ondan sonra işte amcamın bir oğlu Deniz'miş adı. O vefat etmiş. O yüzden hani Ulu Deniz anlamında eyvallah. Umman ismini de eklemiş. Yani. Ne güzel. Büyük okyanus aynen evet. Okyanus eyvallah. Aynen. Aynen öyle. Babamın yadigar ismi. Eyvallah. Evet. Allah razı olsun. Ya kız olsaydın da herhalde Damla koyacaklar. Ummane olacak. Ummane de olacak. Bak yine bak. Şurada duygusal bir mevzu konuşuyoruz. Yine yapıyorsun ya. Ben, İsmail mi yaptı? Yani Hüseyin abi hiçbir şey yapmadı ya. Hayır benim anlatmak istediğim. Ya Hüseyin mi yaptı içinde. İsmail mi? Umman da aynı şeydi hani Damla. Ummane olacak. Ummane dedi ya. Damla nasıl aynı oluyordu Ummanla abi? Yani Damla bir damla Umman bildiğin ama okyanus. Damla olmazsa Umman olmaz. Katre falan mı? Yani şey olmasa o damla olmasa olur mu okyanus? Zıkkım etsin gittin abi. Neyse şarkıyı şey yapmayalım. Şimdi yandık. Ya Müslüm Baba çok güzel. İcazlardan mı? Ay evet, doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Müslüm Baba nasıl seslendirmişti? Kesinlikle. Zaten Ender bugün dedi ki Müslüm Baba'dan bir tane. Onun ruhu şad olsun. Da üstüne yatsın. Ruhu şad olsun. Müslüm Babamız var ya. Allah sizlere de uzun ömürler versin. Allah ömür versin. Senin o bal sesine, Ender Balkır bal sesine zeval vermesin. Vallahi bal sesine. O zaman alkışlar Ender Balkır'a gelsin.
Şaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım, gülü deste bağlarım. Birisi benim için, birisi benim için, biri yâre yollarım, biri yâre yollarım. Uyan türkülere genel olarak gelin ağlatan diyorum. Evet. Tam böyle kına gecelerinde gelin giderken böyle Allah Allah. Gelin ağlıyor, anne ağlıyor, baba ağlıyor. Bütün yedi sülale ağlıyor. Bergamalılığını yine ama öyle mi yani? Karıştırdım tabii canım. Ah, ben de son nakaratınızda ikinizin nakaratında ballar buluştu dedim yani. Bal sesli, bal sesli valla. Ay ne kadar güzel oldu. Ağzına sağlık Ender'im. Ağzına sağlık Ender'cim. Oh ne güzel icazdı valla. Hakan'cım. Oh, nereden bakalım çıktı bu? Sana nasıl iflah olma? Sevgili Okay'ın yüzünden oldu. Okay Barış'a selam olsun buradan. Selamlar. Seslendirmiştim bunu iki hafta önce biliyorsun. Evet, evet. İnsanlar sevdiği için. Çok. Bu arada Bodrum'daki dostlarım bu şarkıyı çok beni özledikleri için herhalde. Bu şarkıyı Bodrum'daki dostlarıma iletmek isterim. İflah olmam. Hepimize. Az kaldı geliyoruz. Herkese. Thank you.
nasıl bir son? Bu nasıl bir rahatlık? Sıradan bir şey gibi döküldü dilinden. Gülerek söylemek en ağır sözleri, senin her zamanki tercihindi. Unutabilir miyim ki seni sence? Yine kala kaldım mı tek tabanca? Bari nasıl dayanabileceğimi de söyle. Konuşabilir miyiz ki sorun orada? O da bana kalırsa fena ki ne fena. Onu da yüzüme gözüme bulaştırırım ben. İflah olma bundan böyle. Kimseyi sevemem senden başka. Allah biliyor, her şeyi görüyor. Bir hayat var mı senden sonra? Seni sence yine kala kaldın mı tek tabanca? Bari nasıl dayanabileceğimi de söyle. Konuşabilir miyiz ki sorun orada? O da bana kalırsa fena ki ne fena. Onu da yüzüme gözüme bulaştırırım ben. İflah olmam bundan böyle. Kimseyi sevemem senden başka. Allah biliyor, her şeyi görüyor. Bir hayat var mı senden sonra? Başka. Allah biliyor, her şeyi görüyor. Senden sonra bir hayatım yok. Kırılır bedreng olur, aşka düşen denk olur. Karanfil bedreng olur, aşka düşen denk olur. İsterim başka gele, aklı gele, aklı gele. Göresen nereye yok. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim loy. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim. Akça okey gelsin. Eyvallah. Bu, nasıl güzel. Bu şarkın yani herhalde tutmuş gibi. Eyvallah. Vallahi konu bu kapandı. Güzel bir şarkı. Eyvallah. Okay Barış'a çok teşekkür ediyorum. Hani biz halk müziği okusak da şeyden anlıyoruz, şarkıdan anlıyoruz. Estağfurullah hocam. Ne demek güzelim. Ne demek. Sen de bir Topal Abdo söyle abi ya. Yani bu Barak bölgesinin eyvallah önemli bir uzun havası. Aynen öyle. Hatta bunu ilk Allah rahmet eylesin çok değerli benim de manevi babamdı. Hem ressam hem gazeteci hem iyi bir yazar olan Fikret Otyam. Eyvallah eyvallah. Derleyen, rahmet olsun. Onun anısına olsun hem. Eyvallah. Hem onun iyi güzel bak içinden geldi. Eyvallah onun. Şad olsun Nuri. Ardından da Antep'ten Urfa'ya geçeceğiz yine kınıfır bağlayacağız. Tamam süpersin. Oo, süper. O zaman mikrofon Hüseyin Turan'da efendim.
Aman kalk gidelim de yine boru sesi var. Aman yine şu zalimlerin de yine bende nesi var. Aman aman aman. Aman topal Abdo'yu vurmuşlar. Yine bizim aşiretin yası var, yası var. Divana da yavrum Muhammed'im divana. Aman dumana yavrum Muhammed'im dumana. Aman bir evden iki cenaze çıkmış da kulun kurbanın olam. Gel bak yine figana, 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 figana. Aman ateş düştüğü yeri yakar. Ateş düştüğü yeri yakar. Kime ne salım, kime ne, kime ne. Uzakta gözüm görmez gülüm aman, uzadıram elim yetmez. Yar uzakta gözüm görmez gülüm aman, uzadıram elim yetmez. Hasretini çektiğime sözlerim çok 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 dilim dönmez. Hasretini çektiğime sözlerim çok 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 dilim dönmez. Kılıfır bedrek olur, aşka düşen denk olur. Karanfil bedrek olur, aşka düşen denk olur. İsterim başıya gele, ah bir gele, ah bir gele. Göresem neren olur. İsterim başıya gele, ah bir gele, ah bir gele. Göresen neren olur. Gelir her gözyaşımdan gülüm aman, ne çektim cahil başımdan. Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman, ne çektim cahil başımdan. Tutacak dalım kalmadı, ağlarım can can can.
aşka düşen denk olur. Karanfil bedrek olur, aşka düşen denk olur. İsterim başına gele, ah bir gele, ah bir gele, göresen nerek olur. Göresen neren çok. Ya ne güzelsin. Eyvallah. Hem yorumun hem böyle her oyunun. Her şey değil mi? Bu arada çok değerli oyunun ekibin de var artık bundan sonra. Ağzına sağlık canlar. Hüseyin abi bir kere daha dönseydin ben aşağı uçuyordum. Hüseyin de katıldı. Tabii Hüsnü, İsmail ve Ender'in kurmuş olduğu yeni evet, bir halk oyunları ekibi. Müthiş bir halay ekibi gerçekten. Yeni bir şey icat ettik abi. okulumuzda halk oyunları dersinde en azından birazcık bir şeyler öğrendik. İyi maşallah. Gerçi ben asıl dans mevzunu az sonra yaptıracağım İsmail'e canım. İsmail bir oyunlar bak. Ben de şaşırdım. O bende, o bende. İsmail bir... Bende hiç öyle bir şey yok. Yanlış duydum. 19.8'ini çalacağım. Rota yeniden oluşturuldu. Bak 9'a gidiyor. Aa, biliyorlardı. Biliyorlardı. Oradan belli etti zaten. Ben yapabiliyor musun onu? Yok, benden yapıyorum da ses çıkmıyor. İsmail bir daha yapar mısın? Hadi bakalım. Abi daha şöyle... Bak. Mikrofona bak, yapayım. Mikrofona yapıyorum. Sen üstünü. Aynen. Ne üstüne yapıyor? Ben de öğrendim canım. Bak ya şu. Onda var. Ben playback yapıyorum bak. Arkadaşlar. Bir de böyle yapıyorum. İsmail solo benim mikrofonda. Bak tam yapıyor bu. Aynı parça mı? Yok 9'a geçelim mi? Ay parmağım kokuyor. Sen çal bari de enişten. O yoruldu parmağım kokuyor. Oraya geleceğim sonra biraz daha ilerleyelim. Peki. Biraz daha. Endercim. Ummancan. Bak. Umman, o zaman çok iyi isimmiş ya. Umman, Ender. Ne güzel usul. Eğer müsaade edersen ben bundan sonra sana Umman diyebilirim diyor. Tabii Umman ki. Ender. Ender o bence yani. İsmini güncelle bundan sonra. Upgrade yapayım. Vallahi ya. Güzel yürekli adam. Umman Ender. Eyvallah. Güzel yürekli adam. O zaman hız kesmeden devam edelim. Nasıl istiyorsan. Hadi. Mikrofon sen de ederim. Ayakta canım. Hadi. Yani hareketli artık bizi kalsın. Bir hareketlendir ya. Hadi bakalım. Garip bir kuştu göğünüm, o elimden uçtu göğünüm. Garip bir kuştu göğünüm, o elimden uçtu göğünüm. Saçının tellerine yar takıldı düştü göğünüm. Saçının tellerine yar takıldı düştü göğünüm.
beklerim erken seni, yar güller açarken seni. Gel gidelim bahçaya yar, sen gül kokla ben seni. Gel gidelim bahçaya yar, sen gül kokla ben seni.
Gül'ün damından atlayamadım. Murat Gül'ün damından atlayamadım. Eurolarım döküldü toplayamadım. Eurolarım döküldü toplayamadım. O yare mektup yazdım yollayamadım. O yare mesaj yazdım yollayamadım. Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım. El ale bak iyiymiş ben kanalıyım. Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım. El ale mal giymiş ben kanalıyım. Bravo. Ayaklarınıza sağlık. Abi senin ekip buradaydı. Ha yok estağfurullah ben onların bizim ekiptenim. Aynen bizim ekip buradaydı. Bu arada halk neydi oyunları isimleri oynayan kardeşlerimizin? Kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet ayaklarına sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür neydi ediyoruz. Şey, Umman Halk Oyunları ekibi. Yalnız, Allah seni inandırsın. Umman Halk Oyunları çok. Sonra beni inandırsın. Biz de müthiş performans yaptık. Evet. Ya, evet ya, maşallah. Ben Ceylan gibi sekiyorum. Vallahi sormak. Bunun ismi neydi? Bu kastanyet. Bunu Kırşehir'de mi çalıyordunuz? Evet, Kırşehir'de kastanyet vardı. Hayır, şimdi gözlükleri tamamlasın diye oldu. Tabii. Ben de ne bileyim bir enteresan. Yok, bunun yani Avrupalı ama bir bunun enstrüman bu, doğru mu? İspanyol. Tabii İspanyol enstrüman. İspanyol. Bizde de kaşık var işte. Tabii. Onlarda da kastanyet var. Sizde ne var hem? Var mı elinizde bir şey? Kaşık var. Çimşir de var. Kaşık var. Çimşir de var. Kaşık. Çal bakalım. Zaten şimdi aldı enstrüman şey elini belli. Kastanyet İspanyol çalgısı. Mesela İspanyol. Bizde de kaşık mesela. Evet. Zaten Akdeniz ülkesi baktığında iki tanesi evet, de. Aynen. Hani Silifke'de de mesela kaşık var. Aynen öyle bir şey. Silifke'de de hatta tabii. Bir Ayşe mi? Ayşe gelmişti konuğumuz. Evet, sana kadar güzeldi. Sana kaşık hediye edecekti. Gönderdi mi o kaşıkları hani? Yok. Aa, oldu Ayşe. Hani kaşık gönderecektin Sibel'e. Gümüş üzülmenin yanında gümüşlü kaşıkımı versin. Aynı güzel. Selam olsun. Çok bekliyoruz yalnız. Onu da. Nasıl? Bu arada aynen. Çok güzel valla. Şimdi sola yap çok o. Mikrofon nerede? Aynen. Mikrofon duyuluyor. Zaten duyuluyor. Ender'in mikrofonundan. Ben sana duyulur. Mikrofon tutayım. Ender'cim. Ender tutsun. Ya canım benim. Al. Bak, hadi bakalım. O zaman bari bir oyun havası gibi bir şey çalalım. İspanyol. Gibi, oyun havası İspanyol gibi mi yoksa oyun havası mı? Oyun havası. Evet. Oyun kaşıkla daha iyi olur ya. Kaşıkla mı zile mi? Tabii canım kaşıkla daha iyi olur. Hadi. Madem böyle. Bravo. Bak şimdi. Gelsin, gelsin, bir dakika gelsin. Bu arada. Madem benim İspanyol sazı kastanyet. Özümüze tanıdık dönelim. Bir de kaşıkla. Bu eylemi yapan. Yusuf Ali'cim riff aynı olabilir Aydın'cım. Evet. Nasıl? O yüzden buyurun. Bu eylemi yapan dedi kaşığı yanında taşır. Evet. Yani. Hadi bakalım. Kendini tutmuş hali. Bak, tutuyor, tutuyor. Ya, şu çok an, güzel. Şu an 4-4'lük halini söylüyoruz. 9-8'e geçince başka olacak. Ay böyle bir ustalık yok. 9'da da parmak zillerini alıyorsan. Yani bir halk müziği sanatçısına bunu yapmayın. Neden? Gerçekten. Halk gerçek yüzünü görsün istiyoruz. Halk müziği yani sanatçısı oturaklıdır, ya, kalkmaz, oynamaz. Neden ya? İsmail, bak, sen, bu güzel İsmail. İsmail bak, senin takip eden, senin
çok takip eden, yani hepimizi takip eden müzisyen dostlarımız var. Biz bildiğiniz mozaiyiz aslında baktığında. Kesinlikle hani, öyle. Hiç kendini halk müziği sanatçı olarak... Estağfurullah, ben yani, tabii espri olarak söylüyorum. Türk sanat müziğini de biliyorsun. Sen her şey. Ne bileyim, Batı müziğini de biliyorsun. Armoni de biliyorsun. Yani Hakan'cığım, abisi olarak ben ona bir şey söylemek istiyorum. Eyvallah. Bugün buraya geldik, çok güzel. Yani birlikte aynı programa... Öyle geldik, yiyip içtik, eğlendik, çok güzel ama biraz hareketlerine dikkat et. Eyvallah. Eyvallah. Değil mi? Ya, bir tamam, şey yok yani tabii. Bundan sonra kaşık çalmam abi, zil çalarım. Zille güzel. Devam edeceğiz, zille devam. Çok güzeldi, çok çok. Ya İsmail, ya, şaka İsmail. Bir tarafa gerçekten bak valla. O kadar büyük içten, usta. O kadar içten çalıyor ve o kadar içten oynuyor ki özellikle söylüyorum oğlum bunu yapalım. Bu az sonra 9-8'de bunu çıkaralım acısını. Ya şunu da söylemek isterim. Ne olur insanlar bizim hani normal hayatımızı da bilsinler isterim. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece mesela biz İsmail'le ne zaman bir araya gelsek hani bizi acayip keyiflendiren. Her şey var mutlaka. Acayip böyle hani anladın mı? Ya acayip, hepsini bilmesinler ama en azından bir şeyini böyle bilmemesi yani. Gereken bu bir taraf İsmail'le var aslında. Bu arada İsmail'le büyük kanka biliyorsun değil mi? Onlar büyük İkisi kankalar. İkisi değil mi? İkiniz. Evet. Ne anılarınız vardır sizde? Olmaz mı? Çok çok... Esas benim anım var, onu anlatacağım ben. Hani arabada üstüne... Ya, ben de arabadaydım hani, hatırlıyor ya, musun? Ya, 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 tabii ki. Hakan. Tamamen espriyle alakalı olan bir şey. Ne anlar? Bana bir salladı, bana bir salladı. Sana? Mesela otelden kardeşim, canımız ciğerimiz diyoruz. Hüsnü'yle beraber gidiyoruz, arabayı Hüsnü kullanıyor. Hüsnü'yü aradı. Açmış bulundu. Açmış bulundu, ben de neyse yanındaydım. Bu konuyu Hakan abiciğim istersen... Tamam bunu anlatmayayım ben. Aa o kadar. Şimdi, yoksa programı terk etmem gerekiyor benim eğer bunu anlatayım. Ya da İsmail'i terk etmesi gerekiyor. Ben anlatmadan terk edeyim programı. Şey, Sibel gibi telaş yapmış olabilir o kadar hani ay o kadar yani ne oluyor? Şimdi ne yaptın? Sen bir kodum yaptın. Yok abi estağfurullah. Tamamen Hakan abi aslında çok sevdiğimi ama Hüsnü Bey'le gerçekten her şeyin esprisini yaptığımız için... Hakan abi Hüsnü Bey. Hüsnü Bey, evet. Evet. Çok samimiyetler. Ay. Yok, az sonra bütün hepsinin acısını yapma, senden 9-8'de çıkaracağım. Bak, 9-8'de özellikle tam yerinde kestim. Dökecek beni abi. Yok, olur mu canım? Sen bizim canımızsın. Abi. Ay çocuğun çok üstüne. Çok üstüne gittik. O zaman, abi. O zaman... İyi ki varsınız. Yani iyi ki böyle kaliteli programlar var. Yani sizlerin öncülüğünde iyi ki böyle programlar var. Estağfurullah. Şimdi İsmail'in o güzel sesinden yine böyle bir... Olayı ben bir durdurayım. Evet. Kula değil da mi? Sevdiğim kula diyelim. Gene oh. Karacaoğlan'a ait. Kula demek, kumral demek. Kumral da sevdiğim kumral. Kula, 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 ha, kula. Bak mesela açıklamasını yapmasam biz bunu hani evet, kula manası, insana aynen, kula doğru. Gibi anlayacağız. Bilmeyenleri yine. Evet, kumral demek. Evet. Eyvallah. Ne o söylediğimizi zaman, biliyoruz. Sarılalım cebele, bülbüller öttüğü zaman. Bülbüller öttüğü zaman, evet. Bülbüllerin aynen, öttüğü zaman da çok ince bir saat. Aynen. Evet, aynen. Bu saatte buluşmak üzere.
sarılıp yattığım zaman. İlk gece sabah olmasa, sarılıp yattığım zaman. İlk gece sabah olmasa, sarılıp yattığım zaman. İlk gece sabah olmasa, sarılıp yattığım zaman. İsmail'im. Abim ne yapıyorsun? Ağzına, eline. Ziller nerede ziller? Ziller cepte abi. Hazır olduğumda biliyor musun bir kaşık hikayesi var abi. Onu anlatsana. Şimdi bir kaşıkçı abimiz varmış mahallede ama kimse işe çağırmıyormuş onu. Hı. Bir gün işe çağırmışlar. İşte demişler ki abi de balkonda çorba yiyor. Kaşıklarıyla tabii. Tabii kaşıklarıyla çorba içerken alttan bağırmış. Ceyhun demiş. Op demiş. Demiş kaşıkları kap, düğüm var. Tamam demiş, sazı yıkayayım geliyorum. Güzel. Burada abi hazırda. Hazırda. Tabii abi burada. Ya yakışıyor ya, sana ha. Bağlama da yakıştı ha. Vallahi aldı aşık. Ben bir de yalnız bıraktım seni. Aldı aşık. Hikaye çok iyiymiş bir kere. Aşık Hakan'dan bir... Aşıklar burada, ozanlar burada, aşıklar burada, dedeler burada. Senden. Aşık üstünden. Aşık evet. Çalayım bir tane. Evet, evet. Bir tane. Aslında şeyi çok güzel çalıyor Hüsnü Bey. Hüsnü Bey biliyorsunuz. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber'i bağlamayla çok güzel çalıyordun abi. Çalıyorum ama bu kadar ustanın arasında çalmam ben. Senin gibi değilim İsmail. Bence çalarsın biliyor musun Hüsnü? Denerim de ama. Ben senin bağlama çaldığına şahitliyim var. Bağlama çaldığını bilmiyordum Hüsnü Bey. Aynen. Seviyorsun onun bağlamayı. Çok az, olur çok aslında. Az dene. Çalmaz mısın abi? Hadi çal abi. Madem dedin ufaktan evet. Deneyim hadi. Vay! Ak gülüm gülüm canım canım canım. Elif'in ecesinden, gündüzün gecesinden. Bağlamayı severiz. Bağlama bizim kıymetlimizdir. Aynen öyle. Beni de en çok etkileyen sazlardan iki tanesi. Biri bağlamadır, biri zurnadır. Aa. Nasıl yani demeyin. Ah. Ağlam. Demeyiz canım. Öyle bir şey demeyiz. Klanet çal görelim. Ne çalayım? Ne çalarsan çal. Gülelim'i çalayım mı? Çal bakalım. Vallahi çal. Ama ben de deli gibi çalıyormuşum şimdi. Yok yok tabii ki. Sana dedim. Ama ses çıkarırım yani. Tamam be.
ağzı üşüyüşledi ya. Ama ses çıkardınız. Helal İsmail. Helal İsmail. Ay onu bir şey söyleyeceğim üstüne. Tetiyor bir de tetiyor. Bunu devam etsene ne olur. Devamını rica ediyorum. O zaman farklı tondan girelim. Evet, evet. Farklı tondan. Tamam. Laf vardır ya. Şok oldu, şok oldu. Bağlamadan sonra ellerim karıştı vallahi. Planet tuhaf geldi. Bu ya, karışmış hali ise Allah artık. Maşallah valla. Üstad. Ay, çok gerçekten. Ağzına sağlık. Nefes. Valla bir yüz şenlendirici daha gelmez. Gerçekten gelmez. Öyle. Gerçekten. Sibel Can, bir Hakan Altun. Gerçekten. Sağ ol. Sağ ol. Ağzını yedim. Teşekkür ederim. Nefesine de uğra sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Güzel sesine. O bizim medar iftarımız. Dünyada. Değil mi Hakan? Dünyada temsil ediyor. Ruhumuza üflesin diye gönderildi. Eyvallah, sağ ol Enderim. O kendi temellerimizi yaşamaya çalıştığımız için oluyor yani. Doğru. Önce kendi müziğimizi çalmaya çalışıyoruz. Evet. Çok derin çünkü. Bizim coğrafyamızın, özellikle Anadolu'nun müziği. Bunu çaldıktan sonra zaten diğerleri farklı geliyor. Aynen. Bunu çalabilirsen sonrası geliyor zaten. Programın başında da bahsettim ya, işte Ankara'daydım. Sevgili Hakan Taşıyan'la işte buluştuk falan. Eyvallah. Hakan böyle yaptı. Kardeş dedi, bozkır olmasaydı ne yapardık biz dedi. Ya ne güzel. Gerçekten öyle. Yani, gerçekten ne yapardık. Ya her zaman bunu söylüyoruz ama hani burada bir aşık dinleyelim örneğin. Elimize bir taş alalım, atalım. O taşı attığımız yerdeki başka bir aşığı dinleyelim. Gerçekten birbirinden çok farklı. Doğru. O yüzden çok zengin bir coğrafya. Kıymetini bilmek lazım. İnşallah. Bilelim yani. Kıymetini bilelim aslında. Zaten bilenler burada diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hani öyle sadece hani... Biraz bağlama çalıp bir parçada klarnetle kurtulacağını zannetmiyorsun herhalde. Hmm. Senden mühür gözlüğümü dinlemek isteriz. Çalalım o zaman. Çalmaz olur mu abi? Hadi aydınım. Oh, oh, oh.
Nasıl bir kıskanma bu? Geçen adamdan demiyor, uçan kuştan diyor. Evet. Hatta çok güzel bir kıtası var. Beşikte yatan kuzumdan, hem oğlundan hem kızından. Ben seni senin gözünden sakınırım, kıskanırım. Allah Allah. Aşka bakar mısın ya? Yani bunların hepsi gerçek aşk işte. Gerçek. Allah, bir kızıl goncaya benzer. Nereden buldun sen bunları? Ama çok yakışıyor sana bu. Ya ben Amir, Amir Ateş. Gerçekten çok ustalarımızdan bir tanesidir, evet, Amir Ateş. Amir Ateş. Sözlerini de Melek Hiç yazmış. Hanımefendi, çok güzel bir şarkı. Gerçekten kesinlikle çok güzel bir şarkı. Bak hani branş falan klasik diyoruz yani. Halk müziği yok abi işte. Şarkı. Şarkı. Aynen. Şarkı. Yüreğinden ne geçiyorsa onu böyle hani icra etmek bana göre dünyanın en güzel kesinlikle durumlarından bir tanesi. Müslüm Baba diyor ya, anlatabildim mi? Anlatabildim mi? Aynen. Asıl mevzu orada işte, anlamak, anlatmak. Anladın, anlatmak. Bir de, size anlatabildiğiniz kadar işte. Eyvallah. Bir de anlattığın önemli değil, anladığı önemli ya bu hayatta. Anladığı da önemli. Anladığı ne önemli. Ne kadar önemli. Karşısındakinin anladığı kadar. Aynen. O zaman alkışlar sevgili Ender'imize gelsin. Bir kızıl gönderiyor bence.
sağlık. Kardeşimin sanat müziği gırtlarda var. Aynen ya. Çok güzel söylüyorum. Kürdi cazkar makamında değil mi hoca? Değil mi okudun? Muayyer evet. Kürdi mi? Yani dilim döndüğü okumaya çalışıyorum. Seviyorum. Çok yani. Güzel bir şarkı. Ağzını, seviyoruz. Diline sağlık kardeşim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Amir Hoca'nın muhteşem şarkılarından evet, bir tanesi. Evet. En çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi de Hüzdan bir şarkısıdır. Ben seni unutmak için mi sevdim var ya Amir Ateş'in. Şahane şarkılarından ama bu şarkı da muhteşem. Evet, yüreğine kesin. Sağlık. Çok Ender'im ağzına ederim. Sağlık. Sağ olun Ender'im eyvallah. Harikasın Hakan'cığım. Hakan'cığım senin yeni albümden yine benim çok sevdiğim bir şarkı var. Onu dinleyelim mi hep tabii birlikte? Tabii ki. Burhan Çeşen'e çok selam olsun. Söz evet, müzik Burhan abiye ait. Başkanımız. Çok, çok. Aynen öyle Burhan. Yansak mı? Çok sevgiler. Yansak. Yansak. Demiş Burhan abi. Yansak demiş. Eyvallah. Hemen dinle. Çeşen ailesine gelsin o zaman. Hani biz ayrılmazdık, hani hiç kopamazdık. Böyle gitmek var mıydı, haber etmeden dağılmış gibi. Böyle susmak var mıydı? Bakışın yerde bir suçlu gibi. Sen olmadan bir eksik, soframızda bir tabak. Tertemiz kullar gibi, kadere de inansak. Hayatın sırrı neymiş, bir anda vakıf olsak. Cehennem ateşinde bir çırada biz olsak. Yansak, yansak, tutulsak. Yansak, yansak. Biz ayrılmazdık, hani kopamazdık. Böyle susmak var mıydı? Bakışın yerde bir suçlu gibi. Sen olmadan bir eksik, soframızda bir tabak. Dertimiz kullar gibi, kadere de inansak. Hayatın sırrı neymiş, bir anda vakıf olsak. Cehennem ateşinde, bir çırada biz olsak. Yansak, yansak.
Kara'ya gelsin. Aydın Kara. Aydın aranjörü. Evet, sevgili Aydın. Sardeşim. Aydın Kara'ya gelsin. Mehmet Çelik Su. Hep beraber. Ya bütün Kıran laflar güzel de orada, orada çok derin bir laf var. Çok. Sen olmadan eksik soframızda bir tabak alıyor ya. Aynen. Onun anlamını ancak o sofrada o tabağı eksik koyup da onun eksikliğini gören insanlar anlayabilirler. Evet. Çok zaten, fena lafmış be. Çok. Tamam. Of. Şarkının derinine inmeyeceğim çünkü Buran abiyle sevgili Buran Şeşen'le. Evet. Evet tahmin ediyorum ben anladım. Çok selam olsun. Çok selam olsun. Abiye. Çok selamlar başkanım. Selam olsun. Döndüm daldan kopan kuru yaprağı. Leylim ley. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hey. Mayonun bolca hey. Acem sayınca hey. Bu arada geçen hafta hatırlatacaktık. Aha evet. Ufak evet, bir gözümüzden evet, kaçtı. Evet, evet, yoğunluktan. Türkiye'de gerçekten Türkiye'deki en önemli söz yazarlarından bir tanesi sevgili ağabeyimiz Şakir Askan'ın çıkarmış olduğu bir kitap var ki şarkı yazma sanatı. Kitabın adı da Kaç Kadeh Kırıldı Sarhoş Gönlümde. Göstermek isteriz. Şakir abicim hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Gerçekten Türkiye'de söz yazarlarına gerçekten ilham olacak bir kitaptır. Yüreğine sağlık abicim. Hayırlı uğurlu olsun. Selam olsun. Hayırlı selam olsun. Öpüyoruz. Kaç kadeh kırıldı. Ya şarkı emin. Ya nerede çalarsan çal. Benim de evet ilk kez seslendireceğim. Ben de Harbi Açık Hava konserim var. Ayın 6'sında. 6 Haziran'da. Bu şarkı yorum. İlk defa seslendireceğim bakalım. Aa. Yakışır. Daha sonra burada da söylerim. Ya. İlk kez sen orada seslendireceğim. Bakalım güzel olacak. Güzel olur çok güzel zaten. Geçsin inşallah. Evet. İnşallah teşekkür ediyorum. Evet. Oo. Bir semahi. Ya şimdi. Aman Allah'ım. Amasya semahını icra etmeye çalışacağız. Alevi Bektaşi kültürünün çok önemli böyle semahlarından yine böyle köşe taşı olan bir semah bu. Böyle çok içinde öyle güzel bir coşku var ki hakikaten. Yani hem bir coş havası hissediyorsunuz hem de baba semah yani. Evet, semah. Ama oturduğum semah. Yerde söyleyeyim o zaman. Nasıl istersen. Ayakta söylemek ister. İstiyorsan öyle söyle. Ya, öyle sıkıntı yok buradan okuruz. Haydi peki. Tamam. Ak gülüm gülüm canım canım canım.
Hayırlısı dost, hay dost. Babam sultan olsun size kılavuz. Amasya'da dilim kaldı yalnız. Var git turnam haber getir pirimde. Ak gülüm gülüm canım canım canım. Elif'in ecesi var. Gündüzün gecesi var. Firdevs'in alasında Ali'nin bahçesi var. Her girmez. Ya, bambaşka bir çok, bambaşka yani, kült, böyle bir kült bir semahtır evet, bu. Evet, çok gerçekten öyle. Çok beylik bir semahtır yani. Hüseyin abim ağzına sağlık. Peki eyvallah, babanın sesini ne yapacağız evet. Yani? Hüseyin abim semahtır. Yüreğine sağlık ya. Sağ olun, var olun. Yüreğine sağlık. Şimdi tabii çok alışılmış değil böyle tenor seslerin hep alıştığımız bir şey var. Daha hani... Daha bas seslerden hep böyle dinlemiştim ama yani bir... Ya çok güzel ya. Müziğin çok içinde bu da var. Hani onun için bunu dinlemek lazım değil mi? Bir de bu türküler müzik olsun diye yapılmış türküler aynen, değil. Tabii bunların şimdi, tabii, bir felsefesi öyle, var. Öyle kaygısı yok. Bir hikayesi var. Çok derin aslında. Tabii ki, tabii. Hani dinlerken böyle bunlar, dinliyoruz ama hissedebilene. Aynen aynen. Yani, öğüt, nasihat. Nasihat şey aynen öyle. Her ne derin içinde. Sözler, ya, laflar var içinde değil mi? Bizler bunu okuyoruz ama sadece... icra etmekle ilgili değil. Yani biz bunu okuyan idrak kadar... İdrak etmek de gerekiyor. Evet, güzel söyledin. Bir sürü şeyi idrak ederek buraya ulaşıyoruz. Onun için bu emeği mutlaka insanlar bunu elbette bilen biliyor, fark eden fark ediyor. Semahtaki öğrettiler üniversitede. Yani, ders olarak verilir bence ya. Semahtaki. Ya sadece üniversitede de değil. Yani bütün yaşam boyunca aslında içinde eyvallah. O kadar çok güzel öğretiler var ki yani bir doğru. Cümle bile her şeyi bütün dünyayı anlatabiliyor. Evet. Bütün yaşam felsefesini aynen. Ifade yani edebiliyor. Arada konuştuk. Büyük bir kültürümüz var. Çok zengin bir kültürümüz var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kültürümüz kesinlikle var. Kesinlikle katılıyorum sana. Sonsuz, üstünde, uçsuz bucaksız bir kültür. Asla ya bizler hepimiz o bilinçteyiz. Üstünde asla ne tepiniriz ne ederiz. O sorumlulukla yapıyoruz bunu. Kesinlikle. O yüzden hani yani çok popülist hiçbir şekilde takılmıyoruz. Biz de onu eksisiyle fazlasıyla evet. Yarınlara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Sazlarımız, sözlerimiz var. Abicim. Neşet Ertaş. Ustayı andık. Yani usta babamız. Beni en çok derinden etkileyen türkülerinden bir tanesi Yâre Gidem'dir. Yâre Gidem. Aynen, ben de benim çok güzel. Çok işte zaten hemen belli oldu. Dinleyelim. Okumaya çalışalım. Ne demek? Rahmet olsun bu arada. Senin güzel sesinden, güzel yorumundan. Ya dedelim onu. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bu güzel Yâre Gidem. Yâre Gidem. Thank you.
saçlarını ben öreyim. Buna dalayanmaz yüreğim. Vermem seni Ezrail'e. Ben Neşet Ertaş'ı ne güzel ya. Adının geçtiği yerde Hasan abiyi de anmadan olmaz. Kesinlikle Hasan abimizin seneyi devriyesi. Ölüm yıl dönümü. Evet. Ölüm Hasan Saltı. Evet, Hasan Saltı da rahmet olsun. Rahmetli. Çok rahmetli. Emek verdi Türk halk müziği özellikle. Evet, onun arşivi çok Anadolu müziğinin hep bu topraklardan bahsettik ya, bu bir zenginliğin üstünde oturuyoruz aslında. Anadolu'da yaşamış bütün halkların türkülerini kayıt altına aldı. O kayıtları çıkardı. Ve derleyenleri derledi. Evet, evet. Aynen öyle. Derleyenleri derledi. Evet, çok aynen. Güzel bir söz. Rahmet derledi. Olsun. Rahmet olsun. Ne güzel Hasan laf ettin ya. De. Çok güzel. Öyle ama. Ya. Çok emek verdi çok yani bu işe. Çok emek verdi. Büyük hizmeti vardır. Gerçekten büyük hizmeti vardır. Hasan abimiz de almış olalım. Aslında isimsiz bir isimsiz bir kültür bakanı gibiydi aslında Hasan. Doğru söylüyor. Bravo, bravo. Çok çok büyük emekleri var. Anadolu halk kültürü için ellerin de söylediği gibi, Egil Üstün abim de söylediği gibi, rahmet olsun. Rahmet olsun. Yani. Ruhuna ay, gitsin ay, bu türkü. Aynen. Yani Nesimi Baba. Evet. O Nesimi. Ya. Bir iki. Aynen, Nesimi. Nesimi Çimen'den bir. Lazım yani. Ya. Çok ya. Önemli bir ozanımız. Evet. Evet. Doğru doğru. Nice değerli. Hep şöyle diyorum abi. Gerçekten. Renkleriyle güzel. Gökkuşağı. Bütün renkleriyle güzel. Anadolu gökkuşağı zaten. O gökkuşağın içinden bir tane rengi çıkarttığın zaman gökkuşağı olmaz zaten. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Gerçekten. Hani bu tip şeyleri de bu ekranlardan bizim yani boynumuzun borcu bu. Tabii şimdi ki. Şimdi ben Erzincanlıyım. İşte Ender kardeşim Tunceli, İsmail kardeşim Kırşehirli. Ben Siirtliyim. Sen Siirtlisin. Ben Bergamalıyım. İzmir. Ben bir Ege türküsü okuduğumda da aynı haz var. Aynen doğru. Hissediyorum. Doğru. İşte bir Trakya okuduğumda da hissediyorum. Ulan bu ülkenin rengi kesinlikle o kadar güzellik evet. Aslında var ki. Ne kadar şanslıyız. Ulu Önder öyle bir cumhuriyet bırakmış ki bize. Yani hiç ırk, din, dil gözetmeksizin ayırmadan. Öyle bir milleti toplamış ki biz millet dediğimiz Türk halkı gerçekten her şeyin üstesinden gelebilecek, her şeye sahip, gerçekten çok yetenekli, ya inanılmaz. Çok acayip zenginiz ya. Tabii gerçekten ki doğru söylüyorsun. Doğru. Yani, bizim servetimiz zaten manevi değerlerimiz. Aslında yani, övünmemiz gereken şey bu. Yani bu çeşitlilik bizim övünmemiz gereken şey tabii aslında. Tabii ki kesinlikle. Yani, bu kadar mozaik. Ne mutlu bu renklerle övünenlere. Evet. Ben mesela Diyarbakır'a gittiğimde harmanda çaldığımda nasıl orada o diye tabii benim canım. Diyarbakırlı tabii kardeşlerim yani, coşuyorsa bu o i̇şte, mozaiğin insan evet. İnsan şimdi benim hep söylediğim bir şey gerçekten bu çok önemli. Ben bunu idrak ederek söylüyorum.
Hepimiz insan doğuyoruz. Bitti. İnsan olarak ölebilenimiz çok az. Eyvallah. Ah. O çok güzeldi. Bu yüzden. Hiç yok öyle önemli. Bir şey. Mahsuni Baba demiş ya, insan yurdunda anasız kuzu Mahsuni, insan diye melemiş gider diyor Mahsuni Baba. Bir daha söyle. Bir daha. Yurdunda anasız kuzu Mahsuni, insan diye melemiş gider. Al işte. Özetle tek cümleyle bütün konuştuğumuz her şeyi özetlemiş. Aynen. O zaman Nesim'in çimeni de anmış olduk. Evet. Rahmet olsun. Rahmet olsun. Ruhu şad olsun. Ne güzel, ne güzeldir. Söylediği şifa istemem balından. Evet. Yine yani Nesim'in. Ruhumda sızı da ozanımızın. Çimenin. Evet. Gelsin mi? Hadi söyleyelim. Hadi. Hep birlikte söyleyelim. Thank you.
Yeter yakamdan tutmasın, yeter yakamdan tutmasın. Nesimiyem vay başıma, kanlar karıştı yaşıma. Yağın gerekmez aşıma, yeter zehir katmasın. Esin babaya gitsin. Ah, Esin babaya gitsin. Arka aynen arkaya öyle. Gerçekten. Bu adamlar daha ne desin? Ne desinler? Daha ne desin? Daha ne İyi desin dedi. Gerçekten. Evet, var mı böyle bir şey? Vallahi. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Vallahi doğru söyledim senin ya. Daha ne desinler? Yok. Ya. Daha ne desin? Çok derin, çok derin. Yok. Melodisiyle, dediğin gibi. Hesabıyla, kitabıyla ya, yani hani. Aynen öyle. Yani. Hani büyük düz yazı değil bunlar var, yani. Tabii canım. Hani tabii. Alırsın eline kitabı okursun. Çok güzel anlatır ama. Ya bize bir şey anlatıyor yani. Çok çok derin. Hayatı çok anlatıyor. Çok güzel. Bir şey anlatıyor. İyi insan olmayı anlatıyor. Bir derdi var. Bir derdi var. Dediğin aynen gibi daha ne desin? Daha ne desin gerçekten? Daha ne desin? Diyor ki nefes harc eyleme, salma araya, bir özüm bilmeze bildiremezsin. Müşteri olmadan gelip geçene gel al demeyle aldıramazsın. O yüzden Türklerin sözlerine müşteri olmamız lazım. Çünkü tabii onları anlarsak ve öyle yaşarsak daha iyi insanlar olacağız. İşte hani o insanlık serüvenimizi tamam insan olarak ağzına sattık. Ciğer güzel söyledi ya. Enderim. Ağzına sattık. Aynen. En derin duygularımla selamlıyorum kardeşim. Sibel'cim. Bak çok bizim ruhumuza işlemiş. Hadi, ve coğrafyamızda da söylenen. Özellikle Balkanlarda, Orta Doğu'da birçok sanatçının da söylediği bir... Her yerde. Bu. Uluslararası olmuş. Uluslararası olmuş bir türkü. Evet. Şimdi hangi büyük, birini... İkisi de hangi, ustad aynen. Hangi birini evet övelim? Yani, hangi birini nasıl övelim yani? İkisi de gerçekten... Sebahattin Ali. Sebahattin Ali'ye çok mekan cennet olsun. O çok evet özel, evet çok özel. Zülfü abiye de uzun ömürler olsun. Amin. Yani amin, muhteşem bir buluşma derim aynen ben bu şarkı aynen için. Gerçekten aynen aynen sözün aynen ve müziğin birbirine bu kadar sevdalandığı aynen güzel öyle bir türküdür. Şey. Sibel'cim sen de seversin bunu. Çok severim. Sen de severim. Büyük eser. Aslında hep beraber söyleyelim. Hadi o zaman. Sibel, hayır, hadi hep beraber hep söyleyelim. Tamam. Söyleyelim. Hadi o zaman. Şu anda ekranları başındaki herkes eşlik etsin bize. Leylim'le, leylim'le, leylim'le.
Teşekkürler. Çok ağzına sağlık Sibel'ciğim. Harika düzenlemişsin Aydın. Süper. Harikasın. Vallahi muhteşem bir buluşma. Ağzınıza vallahi. Bu gece var ya yani bilmiyorum. Hepimizin gecesi oldu. O kadar mutluyum ki sizlerle bugün bu akşam burada olduğum için değil mi Hakan? O mutluluk vallahi bize ait. Gerçekten bize ait. Unutulmaz bir müzik ziyafeti. Her şeyden önce biz çok keyif alıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Programın başında da söylemiştim. Gerçekten siz türküleri gerçekten yaşatan. Ya eyvallah. Yani yeni nesle aslında çok acayip. Aslında bizler taşıyıcıyız aslında. Yani geleceği ama yeni nesle taşımak gerekiyor. İsmail'im bunları vesile diyelim. Vesile oluyoruz belki. Vesile doğru. Vesile diyelim ona. Eyvallah. Şu an mesela genç jenerasyon gerçekten sizin yorumlarınızla, sizin söylemiş olduğunuz türkülerle türkülere aşık olup sahip çıkıyorlar bir de. Yani şöyle çocukları da görüyoruz yani. Biz gerçekten aslında şimdi şöyle bir durum var. Onların önüne çıkarsak hakikaten bizi dinliyorlar. Her, aynen, ama doğru. Önüne çıkmazsak doğru. Çocuk maalesef. Çocuk bilmediği bir şeyi nasıl öğrenebilir ya ki? Hiç görmediği tabii ki burada bizler derken kimseyi tenzih etmiyorum. Hepimiz için geçerli. İyi müzik yapan, iyi icracı, iyi solist için geçerli. O çocukların önüne çıkarsak işte değişiyor o çocuk. Doğru doğru söylüyorsun. Hakikaten öyle. Yani arada, çok hepimizin bize, deneyim var bu anlamda. Biraz da türküler yani biraz yaş almak istiyor. Yani daha ileriki yaşlarda çünkü daha iyi anlıyorsun o zaman. İlk olgunluş, yaşlarda tüketim çağları olduğu için daha sonradan söze çok daha fazla kıymet veriliyor. Tabii daha dinlenilir, daha anlaşılır. Ben hep şey diyorum o aşkı da yaşayacak, bir sürü acıyı da çekecek, tabii, görecek onu. 30 yaşından sonra kurtulamıyor. Ya zaten o dönem. Hayır şöyle. Tabii. Bir duygusu var, onu hiçbir yerde bulamıyor, böyle somutlaştıramıyor. Bir türkü duyuyor, aa diyor ben yıllardır aradığım şey buradaymış diyor. Ona sarılıyor, onun içine giriyor, sarılıyor. Doğru. Evet, bu arada delikanlı sözü bence hani şey sadece erkeğe söylenen bir söz olmamı değil yani zaten. Kesinlikle. Tabii delikanlılık. Aynen, kanımızın deli aktığı yani deli döndüğü bir dönemde hepimizin böyle. Dediğin gibi belki çocukken bazı şeylere ben 11 yaşında konservatuara girdim mesela. Nevesel makamı diye bir nevesel makamı mesela 11 yaşında garibine gidiyor ama sonra mesela nevesel değil mi? O zaman gülüyordun. Onun, mesela tabii. Nasıl bir şey? Yani büzürük makamına gülüyordun büzürük o zaman. Makam var mesela. Değil mi? Var ama. Çocukken gülüyorduk mesela. Gerçekten bir de var. Onu dinleyeydin iyiydi abi. O, büzürük makamıyla ilgili ama var böyle bir makam kardeşim. Bir eser dinlediğin zaman bak, o artık kulağına öyle bir yerleşiyor ki ha. Evet diyorsun. Evet. Bu böyle bir şeymiş diyor. Yani gerçekten bir de 30 yaşından sonra daha vakıf olabiliyoruz bazı şeylere. Kanımızın deli aktığı dönemlerde çok böyle bazı şeylerin farkına varamıyoruz belki ama her zaman söylediğimiz gibi Türk halk müzikisi ve Türk sanat müzikisi bizim gerçekten servetimiz olan müziklerdir. Her daim söylerim. Hani popüler müzikler olur, işte gelip geçici müzikler, alternatif müzikler her zaman başarılı. Ya dinlesinler her şeyi dinlesinler. Her şey. Ama olgunluk hep onu hep savunuyoruz biliyor musun? Yani bence Türkiye daha çok insanlar proje yapmalı. Ne bileyim daha çok hani iyiyi kötüyü ayırt etme şansın oluyor. Şarkıların söylenmesi şarkıların değerini arttırıyor. Şarkılar söylendikçe güzelleşiyor diye bir tespitimiz var bizim mesela üçümüzün. Evet. Ama iyi söyleyenleri dinlesinler. Eyvah. Zaten. Doğru. Ama halk tercih ediyor ve gerçekten ayırıyor arkadaşlar. İşte ona da büyüyünce anlayacaklar. Şimdi Karacaoğlan zamanında da başka aşıklar vardı. Başka söyleyenler vardı. Ama halk onu süzgecinden Karacaoğlan'ı geçirdi. Kesinlikle. Doğru. Kesinlikle. Yani doğru söylüyor. Sultan Abdal'ı geçirdi. Dadaloğlu'nu geçirdi. Ya o süzgeçten hep yani doğru olan geçiyor aslında. Bravo. Yani doğru olan. Doğru olan zaten taşıyor aslına bakarsan. Mesela geçen haftaki konuklarımız sevgili Yeşim Salkın, Yonca Evcimik, Metin Özyük, Ferda Anlıyar.
Yeşim'in aklına geldi. Şey dedi Yeşim, 90'lardan bugüne diye bir konsept ismi öyle oldu. Hı. Mesela baktığında gerçekten 90'ların önemli müziğinden bugünlere kadar gelen işte 4 tane konuğumuzda mesela geçen hafta insanlar ne kadar özlemişler. Çok, ve çok mutlu olmuşlar. Hala devam çok güzel yorumlar yazdı. Çok güzel yorumlar. 90'larda belki binlerce yorumcu vardı ama çoğu yok baktığınızda. Evet. Senin dediğin gibi doğru. Yani güzel okuyanları zaten Türk halkı tabii, alıyor tabii. Böyle kendine evet, göre. Tabii. Şimdi en güzel okuyan insanlardan bir tanesi Hüseyin Turan'dan dinlemek isteriz. Güzel şarkılar. Güzel bağlattım ama. Kızamalık oynuyor mu? O zaman bir... Potpuri gibi galiba. Türküyü birbirine bağlı. Şahane, böyle. Tamam. Güzel şahane. Oynayabiliyor muyuz Hüseyin Ayağı... abi? Bir daha sor. Oynayabiliyor muyuz Hüseyin oturduğun abici? Yerde oyna. Benim gibi yormayacaksın. Yormadan oyna bak. Ayakta da çalabiliriz. Söyleyebiliriz. Hadi. Yaygınım gel gönlüm.
lanet size. Yandım aman aman aman. Hiç halimden bilmiyor. Yaralıyam bana değme. Baygınam gel gönlü. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz orkestraya. Oh. Çok teşekkürler. Harikasınız. Güzel. Hareketli içinizden geldi. Hadi. İsmail. Efendim. Bir duvardan aşalım o zaman. Arkadaşlar gelin bahçe duvarını beraber aşalım hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Buyurun. Buyurun efendim.
yine güler yüze. Doyulur mu doyulur mu aşkına bakışan göze. Doyulur mu doyulur mu tatlı dile güler yüze. Doyulur mu doyulur mu aşkına bakışan göze. Doyulur mu doyulur mu. Şerefler verdiniz. Şerefler verdiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Türkülerimizi yaşatan siz çok yaşayın. Hüseyin Turan'a, Ender Balkır'a, İsmail Altınsay'a çok büyük bir alkış rica ediyoruz. Sayın